Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni güne başladık. Üzüntümüz olsa da, mutlu olsak da, hasta olsak da o gün başlıyor. Güneş doğuyor. Hayattaysak eğer yeni gün başlıyor arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okudum. Dualarınıza ortak ettiğiniz için Ali'mizi de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç ölüm nasıl bizleri çok etkilediyse sizleri de çok etkilediğin üzüğün farkındayım. Allah'ım hiç kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat bambaşka bir şey. Bambaşka bir duygu. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım anne babasına sabır versin, güç versin. 3 gün oldu. Bugün Ali'mizi toprağa vereli 3 gün oldu. Mekanı cennet olsun. Çok güzel yerlerde olsun inşallah. Çok güzel, pırlanta gibi. O kadar güzel bir çocuktu ki. Allah'ım inşallah güzel yerlerde olur. Hepimizin gideceği yer. Ama bugün, ama yarın, ama genç, ama yaşlı. Hepimiz bir gün gideceğiz. Allah'ım yeter ki evlat acısı göstermesin. Genç ölümler göstermesin. Hani büyüklerimiz derlerdi ya sıralı ölüm versin diye. Hep başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Allah'ım sıralı ömür versin. Biz de kalktık. Gün başlıyor. Yani her gün yeni bir gün. Hayattasınız. İşlerinizi yapacaksınız. Yemeğinizi yiyeceksiniz. Yani hayat devam ediyor. Kalktım ben de. Sabahtan işlerimizi yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Esra ile yalnız kaldık biliyorsunuz artık. Erdinç işe gitti. Babaannemiz de Nazlı'da. Cenaze dolayısıyla gitti, geri dönmedi artık. Hepinize çok selamı var. O gün son videoda da gördünüz kendisini. Hepinize selamı var. Bir şey yapayım dedim. Bu kuruttuğum biberler var ya, işte elma var, börülce var, kuru biberler var, patlıcan var, azıcık domates var. Hepsi kurudu. Bunları dedim kaldırayım, kavanozlayayım, işte keseye koyayım kuru biberleri de. Onların başına geçtim. İşlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi iyiyiz, sağlıklıyız, hayattayız. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ım kimseye üzüntüler yaşatmasın. Şimdi börüleceğim, bakın bayağı oldu. Hani hiç börülce ayıkladık ya böyle kurutmak için. Bayağı oldu. Bunları dedim kavanoza mı koysam dedim, buzdolap poşeti getirdim, onu mu koysam diye bilemedim. Ama kavanoza koyayım. Yukarıya koyayım. Şöyle doldurayım bunlara. Çok güzel olmuş. Yapınca her şey güzel oluyor. Şöyle dökülenleri bile alayım. Tane tane ayıkladık. Çünkü annemle bunu biliyorsunuz. Çok gelecek. Buna koymayayım. Hiç küçük kavanoz getireyim buna. Şunu bir kenarıya alayım. Elmam bu kadar oldu kurutunca. Bakın. Onu da şöyle bu kavanoza koyacağım. Buradan alıp yemesi iyi olur. Bir kavanoz geldi elmamda. Bakın. Kuru elma. Bu da iyi oldu. Şöyle kaldırayım. Şimdi şu patlıcanı. Patlıcanı buzdolabı poşetine şöyle koyacağım. Poşetleyip kaldıracağım.
Patlıcan biraz daha yapsam olacak. Çünkü az bu daha. Böyle bir iki pişirimlik daha yapsam iyi olacak. Dilip kurutayım biraz daha. Çünkü ben bunu haşladık böyle soğanla kavurup al biberli böyle. Üzerine sarımsaklı yoğurtlu döküp yemeği çok seviyoruz. Güzel oluyor kışın. Bu da böyle oldu. Şimdi domatesi buzdolabı poşetine koyayım. Domates çok azaldı. Domates biraz daha kurutacağım. Çok az oldu. Domates çok güzel oluyor çünkü kışın. Haşlattıktan sonra yağda böyle çevirip kahvaltıya bile çok güzel oluyor. Yemeklerin içine de koymaya güzel oluyor. Bu domatesten biraz daha kurutayım ben. Vakit geçmeden. Tabii İşte böyle küçük de olsa planlar yapıyoruz ya, onu yapayım, bunu yapayım, işte biraz daha yapayım, kış gelmeden diyoruz ya, yaşayacağımızı bilmeden plan yapıyoruz. Hayat hepimiz hani böyle düşünüyoruz. Çok büyük planlar yapmıyorum artık ben, hani ölümün olduğu yerde çok büyük planlar yapmıyorum ama işte bak dilimiz durmuyor ki, onu da yapalım, bunu da yapalım diyoruz. İnşallah sağlıklı olalım da hep beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi patlıcanı koydum, domatesi koydum. Biberleri ne yapacağım biliyor musunuz? Şu biberi ayrı koyacağım. Şu biberin cinsi farklıydı. Onu bir ayrı koyayım. Küçük bir poşete şuna. Diğerlerini keseye koyacağım. Şimdi şu börülceyi şu kavanoza boşaltacağım. Ayrı ayrı koymak içime sinmedi. Çünkü çok az kaldı. Şu büyük kavanoz onu alır. Ağız tadıyla Rabbim yemeği nasip etsin. Şimdi oldu. Şu oldu. Şunları bir bırak yedim. Şimdi biberleri halledeceğim. Biberleri de nereye koyacağım biliyor musunuz? Şöyle tertemiz bir yastık kılıfım var. Bunu hiç kullanmıyorum. Böyle fermuarlı ağzı. Hani bunu bağlayabilirim de. Bağcıkta yapabilirdim ama baktım fermuarı var. Hiç bozmadım. Bu şekilde bakın tertemiz. Ben bunu yıkadım. Kese gibi biberleri bunun içine koyacağım. Şöyle.
Çünkü daha çok hava alıyor, daha iyi oluyor. Bunu mesela kapaklı böyle naylon bidonlarım var. Plastik bidonlarım böyle kapaklı. Onun içine de koyabilirdim ama yıkadım hepsi tertemiz. Hadi dedim böyle kılıfım olunca kesede daha güzel olur diye. Bunu buraya koyuyorum böyle. Azıcık ondan azıcık ondan da karıştırarak koyuyorum. Güzelliğe o kadar güzel oldu ki çıtır çıtır. Bakın bayağı yeter. Ebru dedi anne ben çok yemiyorum. Azıcık koysam bana yeter dedi bunlardan. Biraz anneme veririm. Biraz kendimize çok az böyle Ebru'ya veririm. Bir de dizmelerden, dizme biberlerden ayırırım onlara. Bakın böyle. Şimdi bunu da böyle ağzını bağlayacağım arkadaşlar şimdilik. Fermuarlayıp mesela ağzını bağlayıp öyle de asabilirim. Şimdilik böyle dursun. Birkaç tane böylece düşmüştü. Onları bir de alayım. Hazırladım. Tertemiz kışlıkları göstereyim mi size tekrar? Bakın. Elma kurum. Mis gibi. Kuru böreceğim. Tam bununla bir kavanoz denk geldi. Çok güzel oldu. Şu da domatesim. Domatesim dediğim gibi çok az. Bundan biraz daha yapmak istiyorum domatesten. Bundan da yapalım biraz daha. Kuru patlıcan. Dilme. Şu ayrı bir cins. Hatta acılı diye bunu düşünüyorum. Ben ayrı dilmişim çünkü. Bu da böyle. Bu da böyle kesemizde bakın. Çok güzel tertemiz. Allah'ım ağız tadıyla sağlıkla yemeği nasip etsin. Şimdi bunları yerine yerleştireyim ben. Gideyim yemek yapmıştım. Yemeğimin altını söndüreyim. Çünkü yemek işim oldu mu rahat rahat iş yapıyorum. Şimdi bütün işleri yapabilirim. Ama iş yaparken yemek durduğu zaman aklım yemekte kalıyor. Şimdi rahat rahat işlerimi yapabilirim. Yemeği söndüreyim. Birazcık dinleneyim içeride. Hava serin ama güneşte iş yapması zor olacak. Biraz zaman geçsin aşağı bahçeye ineceğim. Bahçede yavaş yavaş yapılması gereken çok işler var. Onları halletmem lazım birer birer. Biraz sonra ineriz bahçeye. Yemeğimin altını söndürdüm. Kahvemi yaptım. Bir de böyle double kahve yaptım bugün. Kafam çünkü o kadar bir aptal gibi ki. Dedim bir ayılayım böyle. Kafein iyi gelir kahve. Hiç fıstık yeltenme. Hemen böyle poşetin sesini duydu ya. Benim kız hemen geliyor oradan. Gün olduğunu biliyor çünkü. Bir yandan dedim kahve içeyim. Bir yandan yarım kalan bu Esra'nın yemeğini yapayım sizle böyle sohbet ederken bir iki. Şimdi önler bitti. Arkadan da bu kadar yaptım. Şimdi arka ağır gidiyor. Çünkü önleri yaparken hep söktüğüm motifleri birleştirmiştim. Şimdi şu renkten var ama sökülecek daha. Şu renkten kalmadı. Bu renk örüp öyle takıyorum. Artık onun için fazla üremiyor. Bugün yalnız yalnız yapıyorum. Şurada annem otururdu. İkimiz böyle el işi yapardık arada. İyi oluyordu. Alıştırıyor böyle bizi. Ondan sonra gidiyor.
Ölüm olmasa işte dediğim gibi kalacaktı o da. Ölüm araya girince mecbur gitti. Hatta bugün onlar 3 gün, 3. gün bugün cenazemizin. Yine çocukların oraya gittiler beraber. Teyze, yenge, annem hep bir oraya gittiler yine. Şöyle gözlüğümü de takayım. Şuradan başlayayım mesela. Şunu ekleyeyim. Sebzelerim, mesela domatesler sararmaya başladılar arkadaşlar. Ben böyle konuşuyordum. Arkadaşlar işte anlatıyorum görüştüğümüz arkadaşlar. Bizimkiler çoktan kurudu dediler. Senin gene bak duruyormuş dediler. Biz dediler söktük bile. Kurumuş herkesin inanın domatesleri kurumuş arkadaşlar. Ben diyordum hani ben şebeke suyuyla suluyoruz ondan mı böyle oldu diyordum. Sarardı yaprakları bir görseniz aşağı inince görürsünüz şimdi. Böyle yeşil olanları diyorum. Budayım. Belki diyorum hani güzün şu sıcaklar geçtiğinde döker mi bilmiyorum. İyice kuruyanların köklerini sökeceğim. Ama birazcık yeşil olanları bırakacağım. Halledeceğim. Onları yapmam lazım. Çok iş var. Hani ben aşağı indiğim zaman her gün iş bulurum. Serinlesin de birazcık hava, birazcık gölgelensin arka taraf. Öyle ineyim. Türlü yemeği yaptım. Patates, patlıcan, kırmızı biber, yeşil biber böyle karışık bir yemek yaptım. Değerlendireyim diye. Hani baktım bir iki tane kırmızı biber var. 2-3 tane şey var, patlıcan. Birazcık da dedim 2-3 tane de böyle patates atayım içine. Güzel domatesli böyle yemek yaptım. Yanına da makarna yaptım. Yemeğim hazır. Yemeklerin altını kapattık. Birazcık böyle erişimi yapayım. Ondan sonra bahçeye ineriz arkadaşlar beraber. Erdinç gelene kadar işlenirim aşağıda. Değil mi kızım? Güzel kızım. Bu benim yanımda oralarda dursa korkuyorum. Hani balkona da korkuyordum. Şimdi balkonda alıştı bizlerle ama hep yanında dururuz. Bahçede kaçıverir diye bahçeye indirmiyorum. Kuzum ancak fıstık uyuyor, yiyor, içiyor, temizleniyor. Değil mi kızım? Güzel kuzum. Annesinin güzel kuzusudur o. Çok seviyoruz. Çok. Çok. Güzel kuzucuğum benim. Güzel kuzucuğum. Yün işi de yazın yapması zor oluyor. Kışın zevkli oluyor da yün işi. Yazın biraz sıcaklarda iyi gitmiyor ama mecbur da artık bu yarım olunca önüne başka iş koymak istemedim. Çünkü bu kaldıkça kalıp gidecek. Bu hafta bir geçsin Allah nasip ederse yaşarsak öbür hafta kalan bütün konservelerimi yapmalı arkadaşlar. Vallahi hepsini yapıp artık kaldırayım. Kışlık derdi olmasın. Sonra da Eylül'den sonra da tarhana olmaya baş. Yani tarhana yapalım deriz. Bir tarhanamız yaparız yine. Nasip olursa turşular yapılır gene. Bu sene çok turşu yapmayacağım. Yaparsam da böyle küçük küçük kavanozlara yapacağım. Büyük öyle 5 kiloluk bidonlara yapmayacağım. Ebru da öyle. Anne diyor hani büyük bidon getirme bana. Çünkü açınca diyor kötü olacak diye korkuyorum dolabı sürekli koyuyor. Böyle küçük küçük kavanozlar yapacağım. Kendimize de öyle. Küçük kavanozlara yapacağım bu sene. Nasip olursa hani her zaman diyoruz nasip olursa. Uzandım mis gibi fıstık. Kuşucuğum uyuyacak mısın? Hı? Uyuyacak mısın anneciğim? Bir seveyim mi seni güzel kızım? Gel. Gel çocuğum benim. Annesinin güzeli gel. Gel gel. Bu iyi ki var arkadaşlar. Bu var ya bu iyi ki var. Bu iyi ki var. Değil mi kuzucuğum? Bu iyi ki var. İyi ki gelmiş bu. İyi ki. İyi ki. Güzel kızım. Yatacak mısın? Yatacak mısın? Çok kibar. Çok ağır. Çok narin. Çok kibar. Allah'ım. Üçümüz de başında dört dönüyoruz bunu. Üçümüz de.
Üçümüz de. Artık diyorum sıkılacak bizden. Sevgi manyağı oldu benim kızım. Değil mi? Sevgi delisi oldu. Hiç kıyamıyoruz. Hiç. Gel. Gel böyle yanıma. Gel çocuğum. Gel. Babaannenin yerine sen otur bakayım. Ha? Otur kızım. Güzel kuzum ha. Elledim ya, temizleniyoruz şimdi. Çok mu pis anne? Çok mu pis anne temizleniyorsun? Temizlen bakalım sen. Arada böyle bir sıkıştıracağız. Çok hoşlanmasa da sıkıştırılmaktan yapacak bir şey yok. Değil mi fıstığım? Değil mi kuzum? Bahçe tarafı gölgelendi, aşağıya indim. Biraz örgümü ördüm. Sıcaklık gitti, kendimi bahçeye attım. Şimdi şurada soğanlarımız vardı. Sürekli arada annem suluyordu onları. Çıkartacağım. Şurası şöyle soğan. Çok da böyle kafa yapmadı. İnanın ki kafa çevirir mi diye suladık sürekli ama olmadı. Sulamamıza rağmen o kadar sert ki toprak, anlatamam. İnanılmaz sert. Böyle o motorla sürülmeyince, çapa motoruyla, kendimizin bellediğiyle oldu, çapaladığıyla oldu. Sert. Ne kadar çok suladık halbuki. Soğanlar hiç büyümedi. Bak küçük küçük. Yavaş yavaş yapıyorum ki alttan kesmesin soğanları diye. Şuna bakın.
soğanların yerini temizledim. Soğanları aldım. Bakar mısınız? Azıcık bir soğan çıktı ve küçük küçük arkadaşlar. Hiç mi büyümez soğan? Hiç büyümemiş. Onun için onları aldım. Temizledim. Saplarını şimdi çıkarken götürürüm. Burası da temizlendi. Etrafındaki şöyle otları da yoldum. İyi oldu, açıldı. Şimdi şuradaki otları yoldum. Bunları şimdi hep tırmıklayacağım. Şu duvar kenarını da temizledim. Fasulyelerle duvar kenarı olan yeri şöyle otlarını da temizledim. Burayı da tırmıklayayım. Fasulyeler de gitti arkadaşlar. Mesela döküyor gibi oluyor. Çiçekten fasulyeye dönüyor. Sonrasında geri ve sürekli suluyoruz arkadaşlar. Annem buradayken sürekli suladı. Biz öyle olmadı. Bakın çiçeği oluyor. Fasulyesi de oluyor. Dökülüyor. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Sulayacağım. Patlıcan biberi şimdi yine sulayacağım. Biberler güzel. Bakın biberlerimiz oluyor. Patlıcanlarımız da öyle. Patlıcanlarımız da oluyor maşallah. Ama domatesleri göstereceğim size, bakın. Domateslerin görünümü. Sapsarı oldu. İnanın ki üzerinde domatesler bu şekilde. Ersin diye bıraktık. Böyle bir yanı erdi, bir yanı ermedi. Ama bir yandan da kuruyor arkadaşlar. Niye böyle oldu bilemedim. Bazı arkadaşlar diyor bizlerin çoktan geçti domatesleri, söktük bile. Çünkü olmadı diyorlar. Bu sene yandı diyorlar. Valla bu gidişle ben de herhalde iyice kurumuş olanları keseceğim. Ya da sökeceğim. Böyle yeşillikli gibi olanları budayım diyorum. Belki diyorum olur yeniden. Hani sıcaklıklar geçince bakalım. Valla bu tarafa üzüldüm. Ha, güzel domates topladık mı arkadaşlar? Topladık annem buradayken. Mesela iniyorduk. Bir koca leğen toplayıp çıkıyorduk. Bir koca leğen toplayıp çıkıyorduk. Çok güzel oldu. Şu kadarcık yerden güzel domates oldu. Leğen getirmiştim. Şu soğanları da alıvereyim. Bakın hele. Hani göver denir ya. Sanki göver gibi hiç büyümedi. Ha gerçi diktiğimizde daha küçüktü. Ama bu kadarcık anca büyüdü. Şöyle toplayayım. Bakar mısınız eldivenlerime de? Yapışak ot oldu. Alt tarafı deri iyi de üst taraf yapışak ot oldu. Yapışak ot var. İçinden de zor çıkıyor bu yapışak otlar. Allah bereket versin. Bunu da böyle küçük küçük yemeklerin içinde atabilirim. Kullanabilirim de, bu kadar da olsa yine Allah'ın bereket versin. Şunu bir kenara koyayım da şurayı bir tırmıklayayım. Geçen gün temizlediğim köşe bakın. Tertemiz olmuş değil mi? Burası böyle doluydu. Çöp, ıvır zıvır her şeyle böyle tertemiz oldu. Hoş geldin. Ne yapayım? Soğanlar aldım orada. Baksana hiç büyümemiş fazla. Yerini sevmemiştir muhtemelen. Aynen. Kabalık da diyorum o kadar. Oraları bir temizleyiverdim. Fasulyemiz olmadı değil mi? Olmadı gülüm ya. Çok güzel olmuş aslında. Ama sıcaktan işte oluyor. Çiçeklerini döküyor. Fasulyesini döküyor. Herkes sökmüş her şeyi. Domatesleri sökmüş millet. Olmuyor diyor. Erdiş de geldi işten. Herkese selam. İyi akşamlar.
Erliş mesaisini bitirdi geldi ama benim mesaim bitmiyor evde. Tertemiz olmuş değil mi soğan olduğu yer? Evet çok güzel. Evet nasıl güzel oldu. Da. Ha onu çakabilirsin. Şey yapacağım Erdinç. Yarına bir gün Allah nasip ederse kuruyanları çekeceğim. Biraz yeşil olanları keseceğim, budayacağım. Belki fışkırır diyorum sıcaklık gidince. O biraz bak yeşil odursun. Baksana hep kurudu domatesler. Herkesin kurumuş. Bir bizimkisi olsa diyorum üzülmüştüm. Arkadaşlar da öyle deyince ama biz hep çöktük diye. Bu sene yani. Çok şey sıcak. Yani. Nasılsın? Günün nasıl geçti? Çok sıcak Milas. Çok öyle sıcak değil mi? Bizim Nazilli gibi aynı çok sıcak. Sıcakta soğukta can sağlığı olsun değil mi? Tek çalışalım ölüm olmasın. Biliyorsun bak çocuğumuzu kaybettik. Ne üzüntü yaşadık. Evet maalesef. 21 yaşında çocuğumuzu toprağa koyduk geldik. Çok büyük Allah acı. Allah ailesine sabır versin. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Çok şen şakrak. Harika bir çocuğumuzdu ya. Hani çok güzel. Tanısanız belki hiç videolarda da rastmadı, hiçbir yerde denk gelmediniz denk ama. Denk gelmedik evet. Emin olun bir kez bile seyretseydiniz hani bir fırsatımız olsaydı. Bir, çok hani, evet. Bir kare hani bir 5 dakika bile görseydiniz. Yani dersiniz ki ya dünya tatlısı bir çocuk yani öyle bir çocuk. Yakışıklı, yani. Güzel, cana kibar, yakın, kibar. Her yardıma koşuyordu farkında mısın? Birisi ya, ne dese gidiyordu orada, yardıma. Yani su almaya gittik yani orada. Diyor ki yani diyor çocuğumuz altındı diyor ya. Marketteki değil mi? Rastgele bir insan. Cenaze altın günü. Bir çocuktu diyor yani öyle bir aynen, çocuktu. Aynen, aynen. Allah'ım bak ne güzel arkasından ne kadar güzel iyi söz ettiriyor. 21 yaşındaki çocuğun ne kötülüğü olabilir daha ki ama... Güzel çocuktu. Güzel çocuktu. Mekanı cennet olsun. Amin. Hayat devam ediyor. Annesine babasına sabırlar diliyoruz her zaman. Adı evlat olunca acı çok büyük oluyor. Aynen. Allah sulayalım Merdinç. Sulayalım bir onu düşündüm ha. Ya. Domatesi sulama. Ben domatesleri halledeceğim. Biberler nasipse yok. Yarına. Şu biberi patlıcanı sulayabiliriz. Esra. Tertemiz oldu buralar. Oh, temizlendi. Esra da suyu açtı. Esra da duymuyormuş bizi. Sesleniyoruz, sesleniyoruz. Ha, alıp geldiği poşetleri babasının dolaba yerleştiriyormuş. Yerleştirsin. Şunları da sulayalım yine belli olmaz. Ocağı tutar. Benim umudum yok artık onlardan. Hiç belli olmaz. Sıcaklar normale dönerse belki... Ne bileyim ya, bilemedim Erdinç ya. Şu domatesi de alacağım. Hayır hayır o kalsın. Hiç baksana. Dışarı çiçek var bak. Tamam da hiç. Bu taraf hep döktü. Özellikle kalsın o bak. O domates çünkü özel ya. Domates. Bir iki yerde o. Annemle aldık onlar o zaman. Olmadı. Biberler bak güzel. Biberler döküyor. Akıp gitmesin oradan. Erdinç imdada yetişti. Ben yapacaktım yoksa su işini. Yetişince iyi oldu. Yorgun yorgun iş yapıyorsun ama yapacak bir şey yok. Hayat müşterek değil mi? Evet hayat müşterek. Ama ben sana söyleyeyim bak daha döker yalnız bak. Çiçekleri görüyorsun değil mi bak? Biber döker, patlıcan da döker. Güzel çiçek var. Domatesler mı? Sıkıntı. Yoksa onlarda bir sorun yok. Hadi çıkalım hadi. Çıkalım. Ha, yukarıdan kapatalım. Leğeni alalım. Erdinç şey yapalım. Üzüm koparalım bir iki salkım. Akşam yeriz. Buzdolabına yıkayıp koyalım. Bak bu çok güzel. Şunu koparalım. Şunu tutar mısın? Tutarım tabii. Üzümün böyle olmasının en büyük faktör. Tam var ya meyve döndüğünde var ya. Yıkadın hep yağmurdan ya, sonra. Ve kekik verdim. Kekik vermemin çok faydası oldu. Bunlar dursun biraz daha. Bir tane daha alalım. Şu altın sarısı olanlar hı-hı. Var ya. Tatlanmış zaten. Evet altın sarısı olanlar var. Evet.
Hepsi çok güzel de birbirine. Bir de böyle olayımız var. Seçip beğenemiyoruz bir türlü. Kurutacağız ya, o yüzden. Evet evet, o çok güzel. Hepsi güzel. Şimdi bunu yıkarız, dolaba koyarız biraz, yemekten sonra yeriz Allah'ın izniyle. Kurutalım bunları. Biz yiyelim en iyisi. Nasıl olsun? Hadi gidelim. Anahtarım oradaydı senin. Anahtarım orada. Bugünlük de videomuzu da böyle kapatalım istersen. Çünkü çıkacağız, yemek yiyeceğiz artık. Yemeğimiz de hazır. Her zamanki gibi sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.